Ahmet Ulusoy SGK'nın mali yapısı EYT engeli Son dönemde ısrarla hükümetten çözüm talep edilen konulardan birisi de emeklilikte yaşa takılanlar. EYT konusu Emeklilik ve sosyal güvenlik sistemi ile ilgili özet bir durum değerlendirmesi yaparak mahalli seçimler öncesinde organize bir EYT baskısına rağmen hükümetin neden taleplere olumlu cevap vermediğini veremediğini değerlendirmeye çalışacağım. EYT taleplerine olumlu cevap verememenin arka planında sosyal güvenlik sisteminin açıkları ve sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği ile ilgili kaygılar var. Bir başka deyişle sosyal güvenlik sisteminin merkezi yönetim bütçesi üzerindeki yükü var. Tabii ki birileri Haklı olarak geçmişte daha erken yaşlarda emekli olanları 38-43 yaş sınırı getirilerek bugünkü kronik açıkların tohumları ekilmiş göstererek erken emeklilik talep edebilir. Buna karşılık bir de cari durum var. Sosyal Güvenlik Kurumu SGK sürekli açık vermektedir ve bu açık hazine tarafından piyasaya borçlanılarak kapatılmaktadır. SGK'nın bütçede görünen açığı devletin kuruma yaptığı katkıyı net olarak göstermemektedir. Ayrıca merkezi yönetim bütçesinden de koruma transfer yapılmaktadır. 2018 yılında bu transfer 150 milyar liraya ulaşmış ve gayri safi yurt içi hasılanın %4'üne karşılık gelmektedir. 2019 yılının 6 ayında da 100 milyar lirayı aşmıştır. Hani ilk 6 ayda neredeyse yıl sonu bütçe açık hedefinin tamamına yakın bir açık verildiğinden ve yıl sonunda devasa bir açık oluşacağından bahsediliyor ya, SGK'ya bütçeden transfer yapılmazsa merkezi yönetim bütçesi de açık vermeyecektir. 2019 yılı bütçesinin yıllık açık hedefi 100 milyar lira civarında SGK'ya yapılan transferler sadece 6 ayda 100 milyar lirayı buldu. Bunun anlamı devletin iç borçlanma ihtiyacının azalacağı, fon piyasasında faizlerin düşeceği, özel sektörün daha fazla yatırım yapmak için fon kullanımı imkanlarının artacağı ve genel ekonomide olumlu bir iklim yaşanabileceğidir devam edelim. SGK bütçesi açıkları nelerden kaynaklanıyor? Sosyal güvenlik kurumunun bütçesinden emeklilere ödenen maaşlar, çalışanların ödediği toplam prim gelirlerince karşılanamamaktadır. Şöyle ki, 2019 yılının ilk 6 ayında 133 milyar liralık prim geliri, aktif çalışanların sigorta primi ödemeleri elde edilmişken, 144 milyar liralık emekli maaşı ödemesi yapılmıştır. Ayrıca ilaç ve tedavi giderlerinin olduğu sağlık harcamalarını da eklediğinizde 6 ayda 54 milyar lira toplamda 224 milyar lira harcama yapılmış. 2019 sonu SGK gelir 414 ve gider 462 ve açık 47 milyar lira tahmin edilmektedir. Yani merkezi yönetim bütçesinden yüksek katkıya rağmen SGK yine açık vermektedir. Burada bir şeyin altını çizelim. Türkiye nüfusu yaşlanıyor ve yaşlı nüfus daha çok emekli, pasif, daha az çalışan, aktif birim ödeyen demektir. Yani daha çok maaş alan, emekli, daha az birim ödeyen, prim ödeyen aktif iş gücü demektir. Bu demografik eğilim SGK bütçesi üzerindeki açık baskısının devam edeceği anlamına gelmektedir. Ne yapmak gerekiyor? açığı kapatmak için ya gelirleri artıracaksınız ya da harcamaları kısacaksınız. En önemli gelir kalemi aktif çalışanların prim ödemesi. Sosyal güvenlik primlerini artırmanız şu andaki piyasa rekabeti dikkate alındığında İşgücü gücü maliyetleri mümkün değil. Hatta işverenlerin iş gücü maliyetlerinin yüksekliğinden yakındıkları alenen bilinmektedir. Bugün kayıt dışı çalışanların sayısı 10 milyonu aşmışsa en önemli nedenlerinden biri prim maliyetlerinin yüksekliği gösterilmektedir. Prim gelirlerini artırmanın iki yolu var. Kayıt dışılığın kayıt altına alınması, resmi verilere göre çalışanların %34'üne yakın bir kayıt dışı var ve iş gücüne katılma oranının artırılması. Her ikisi de aktif iş gücünü yani çalışan sayısını artıracak ve ödenecek birimlerle bütçenin gelir kısmında iyileşmeye neden olacaktır. Diğer çıkış yolu ise harcamalardan tasarruf yapılmasıdır. Emekli maaşlarında tasarruf yapılması mümkün değil. Hatta maaşların azlığından yakınılmaktadır. Burada sağlık giderlerinde ve ilaç harcamalarından kısıntı gündeme gelmektedir. Bu kısıntı doğrusu kamu hastanelerine 2010 yılından bu yana sabitlenen, bu nedenle özellikle üniversite hastanelerinin iflasını eşiğine gelmiş, tedavi tetkiklerin ücretlendirmesinde yapılamaz. Fakat özel hastaneler için özellikle tetkik ve ilaç bağlamında yerindelik denetiminin yapılması gerektiği açıktır. Özetle Türkiye'nin nüfusu yaşlanıyor, Emeklilik sistemi açık veriyor ve merkezi yönetim bütçesinden ciddi bir şekilde transfer sağlanıyor. Bu transfer merkezi yönetim bütçesinin bütün ekonomi üzerine yüklediği finansman baskısının temel nedenidir. SGK açıklarının azaltılması ve sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sisteminin tesis edilebilmesi için gelir ve harcama kısıtları hükümeti EYT konusunda zorlamaktadır. Doğrusu sosyal güvenlik sisteminin zor bir süreç bekliyor.